Ümmet-i Muhammed şu anda yani statları dolduranlar, meyhaneleri dolduranlar, çok özür dilerim hanım kardeşlerimler, meyhaneleri dolduranlar, statları dolduranlar maalesef ki Uygur Türkleri kardeşlerimiz için kılını bile kıpırdatmıyorlar. Yani her gün oradan şehit haberi geliyor. Bir de kardeş aile projesi adı altında bildiğiniz üzere toplama kamplarındaki ailelerin, toplama kamplarındaki ailelerin kalan bireylerinin yanına Çinli erkekler yetiştiriliyor. Bu bir Müslümanın namusunun, şerefinin, haysiyetinin kabul edeceği bir şey değildir. Bu maalesef ki Müslümanların gözüne sokularak yapılıyor. Bizim onurumuz çiğneniyor, bizim namusumuz çiğneniyor. Ama Müslümanlar maalesef ki bir olmadığı için, bir başımız olmadığı için bu eziyeti de görme durumunda kalıyoruz. Gerçekten burada ben özellikle hanım kardeşlerimin yani bu duygu yüklü bakışlarını da görüyorum. Gerçekten çok zor bunlar. Ama Allah yardımcınız olsun. Ben bazen hocama derim ki ya hocam bu kadar zulüm var, bu kadar eziyet var. Nasıl olacak? Eziyet olmayan bir yer ancak cennette olacak Muhammedcan diyordu bana. Hakikaten öyle. İnşallah bu bizim imtihanımız. Biz imtihanı sabrederek kazanacağız Allah'ın izniyle ama biz sesimizi duyurmak için elimizden geldiğince inşallah sosyal medyada bunları paylaşalım. Yani insanlar ayakkabısını paylaşıyor, yediğini paylaşıyor, içtiğini paylaşıyor ama burada insanlar ailelerini arıyor. Yani bu basit geliyor. Aileleri arıyorlar falan basit geliyor. Haberlerde geçiştiriliyor ama bu geçiştirilecek bir şey değil. Allah rızası için inşallah bu ümmet bir gün akıllanacak ama maalesef ki akıllanma şöyle oluyor. Sıra o ülkeye geliyor. O ülke işgal ediliyor. Ondan sonra o ülkenin Müslümanları akıllanıyor. İnşallah ülkeler işgal edilmeden, Müslüman ülkeler işgal edilmeden akıllanacağız. Bir araya geleceğiz inşallah. Ama önce dualarda buluşalım. Kalplerimiz birleşsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Rabbim hepinizi ailelerine kavuştursun. Bu Çin zulmünden inşallah Müslümanlar Uygur kardeşlerimizi kurtarsın. Bu dedelerimizi, ninelerimizi, kardeşlerimizi inşallah bulalım. İnşallah ailelerine kavuşsun. Benim temennilerim bunlar. Gerçekten söylenecek aslında çok şey var ama yani bizler burada bir avuç insan ancak bunu yapabiliyoruz. En azından Allah katına diyeceğiz ki Allah'ım biz bunu yaptık ama yapmayanlar da artık kendi hesabını kendileri verecekler. İnşallah biz sosyal medyamızda olsun, günlük hayatımızda olsun, gittiğimiz yerlerde olsun bu konuları açalım, insanlara sesimizi duyurmaya çalışalım. Dua kitlemize, dua topluluğumuza bir kişiyi daha katalım inşallah. Ama adaleti sağlaması gereken Müslümanlar maalesef ki bir Avrupa liderinin veya bir Hristiyan, bir Yahudi liderinin bir açıklamasıyla mutlu olmaya çalışıyorlar. Bizim Hristiyanlara da Yahudilere de ihtiyacımız yok. Müslüman kendine yeter Allah'ın izniyle. Ama Müslümanın peygamber yoluna dönmesi lazım. Oyun eğlenceyi bırakıp Allah'ın yoluna dönmesi lazım. Biz Allah'ın yolundan saptığımız sürece yani şurayı 60-70-100 kişiyiz ama maalesef ki şurada bir futbolcunun transfer haberi olsaydı emin olun 100 binler toplanırdı. 3-5 bin, 10 bin kişi geliyordu buraya. Ama maalesef burada insanlar ölmüş, insanlar kaçırılmış, insanlar ailelerinden koparılmış, öldürülmüş, şehit edilmiş. Kimse gelmiyor, kimse ilgilenmiyor. Bu da maalesef ki bizlerin aziyetini gösteriyor. Rabbim inşallah bizleri ayağa kaldırsın, Kur'an-ı Kerim'le sahip çıkan, Resulullah'ın yolundan giden, kendi dinine sahip çıkanlardan eylesin. Halid bin Velid, yenilmeyen komutan Halid bin Velid diyor ki, onların yaşamı sevdiği kadar biz şehadeti seviyoruz. Bugün Müslümanlar onların yaşamı sevdiği kadar şehadeti sevmedikçe, ölümü sevmedikçe biz onlara galip gelemeyiz. İnşallah Rabbim şehadeti sevenlerden eylesin. Kendine şehitlik mertebesinde ulaşanlardan eylesin bizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.